insanlık tarihi pek çok salgın hastalığa sahne oldu. 1918-1920 arasında yayılan İspanyol gribi, dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. 21. yüzyılda ise hayvandan insana geçen ve çok hızlı yayılan başka virüsler ortaya çıktı. Özellikle korona adı verilen virüs türleri, artan ölümcül vakalarla son yıllara damga vurdu. SARS ve MERS'ten sonra son olarak COVID-19 adı verilen yeni tip koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinden bütün dünyaya yayılmış durumda. Ancak bu virüs diğerlerine göre çok daha hızlı yayılıyor. Bu yeni virüsün, yani bu COVID-19'a neden olan virüsün zaten bilimsel adı SARS koronavirüs 2. Çünkü %81 oranında SARS'a benzerlik gösteriyor. Koronavirüs ailesinin virüs türleri ortaya çıkış, yayılım ve etki açısından değişkenlikler gösteriyor. Şiddetli akut solunum yolu sendromu, yani SARS, 2002 yılında Çin'in Guangdong kentinde ortaya çıkmıştı. Virüsün yarasadan mis kedilerine oradan da insanlığa taşındığı düşünülüyor. Kasım 2002 ile Temmuz 2003 arasında en az 26 ülkeye yayılan SARS, 774 insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da gözlemlenen virüs 8098 kişiyi etkilemişti. COVID-19, SARS virüsünün 8 ayda ulaştığı vaka ve ülke sayısını 3 ay içinde çok geride bıraktı. Bir koronavirüs enfeksiyonu olan MERS ise Orta Doğu Solunum Sendromu olarak tanımlanıyor. İlk kez 2012'nin Eylül ayında Suudi Arabistan'da ortaya çıktı. O tarihten bu yana 27 ülkeye yayılan MERS, toplamda 858 insanın ölümüne neden oldu. Vakaların çoğu Suudi Arabistan'da görülmekle birlikte virüs Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya da sıçradı. Dünya genelinde 2494 kişi virüsten etkilendi. MERS de SARS gibi hayvandan insana geçen bir virüs. Bilim insanları MERS'in yarasalardan develere, oradan da insana geçtiği ihtimali üzerinde duruyor. Ve şimdi de COVID-19. Çin'in Wuhan kentindeki vahşi hayvan pazarında ortaya çıktığı tahmin edilen yeni tip koronavirüs, şu ana dek 160'tan fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünya çapında 500 bini aşarken 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. En çok etkilenen ABD, Çin ve İtalya'da binlerce insan öldü. Ve virüs yayılmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs, COVID-19'un genetik yapısı aslında SARS ile benzerlik gösteriyor. COVID-19'un da SARS gibi yarasalarda bulunan bir virüsün yılan, pangolin gibi vahşi hayvanlara ve onlardan da mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu dolayısıyla SARS virüsünden köken almış ama o SARS virüsünün pangolin koronavirüsünden genetik materyal alması sonucu ortaya çıkmış yeni bir virüs. Dolayısıyla bir defa bu çalışma işte meşhur komplo teorisinde çürüten bir çalışma. Çünkü laboratuvarda böyle bir şey ayarlamanız mümkün değil. Çalışmalar yeni tip koronavirüs COVID-19'un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koyuyor. Ancak farklılık gösterdiği noktalar da var. 3 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un ölüm oranını %3,4 olarak duyurdu. Ancak virüs, küresel ölçekte hızla yayılmaya devam ettiği için net bir rakam belirlemek zor.
Yine de bu rakama göre COVID-19 bulaştığı insanların yaklaşık %10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS virüsünde ise ölüm oranı %34 olarak kaydedilmişti. Ancak COVID-19'un Aralık'tan bu yana çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayılması ve daha fazla sayıda insana bulaşması söz konusu. Uzmanlar bu farklılığın nedenini şöyle yorumluyor. Koronavirüsler insan hücresinde ACE2 dediğimiz bir protein var. Bu bütün işte solunum yolu mukozasında bulunan bir enzim aslında. Buraya bağlanıyorlar. Dolayısıyla şimdi gösterildi ki bu yeni SARS koronavirüsü ki yani COVID-19'u yapan virüs SARS virüsüne göre daha az bağlanabiliyor. Bu ACE2 proteinine. Tabii bu neye neden oluyor? Daha hafif seyretmesine neden oluyor SARS'la kıyasladığımızda. Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında başladığı düşünülen COVID-19 şimdiye kadar 160'tan fazla ülkeye yayıldı. Vaka sayısı da giderek artıyor. Salgının ne zaman kontrol altına alınacağı bilinmiyor. Bir salgının, bu şekilde bir salgının sona ermesi 3 ihtimalle olabilir. Birincisi, çok sayıda insan geçirir, bağışık hale gelir. Virüs artık bulaşacak yeterli insan bulamadığı için durur salgın. İkinci ihtimal, virüs bir mutasyona uğrar ve bulaştırıcılık özelliğini kaybeder. Bu daha önce oldu işte, SARS'ta oldu. Üçüncü ihtimalde bir aşı geliştirilir. Bu aşı insanların çoğuna yapılır. Aşıyla bağışık hale gelen insanlara virüs bulaşamaz.